TV1 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 13 Kasım Pazar. Sevgili izleyenler, haber merkezince hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bültenimize başlamadan önce haber özetlerini izleyelim, ardından detaylarla karşınızda olacağız. Hükümet Büyükşehir Yasasını hızlandırma kararı aldı. Buna göre 11 il büyükşehir olacak. Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı araç vergilerinde düzenlemeye gidiyor. Buna göre çok akaryakıt tüketip çevreyi çok kirleten araçların vergileri artırılacak. Bedelli askerlikle ilgili taslak yarın Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Hükümet 657 yasasını değiştirmeye hazırlanıyor. Tekrar hoş geldiniz değerli izleyenler. Ana haber bülteni başlıyor. Van'daki ikinci depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi. Depremde 26 kişi de yaralandı. 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken enkaz kaldırma çalışmalarında da sona yaklaşıldı. Enkaz altında kalan iki gazeteci de bugün son yolculuklarına uğurlandı. Van'daki ikinci depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi. 26 kişi yaralandı. Çalışmalarını tamamlayan arama kurtarma ekipleri enkaz alanlarını iş makinalarına bırakırken bölgeden ayrılma hazırlıklarına da başladı. Kurtarma ekipleri soğuk havaya karşı enkaz alanı çevresinde yaktıkları ateşte ısınıyor. Ayrıca 25 kişinin hayatını kaybettiği Bayram Oteli enkazında giriş katında iş yeri bulunan esnaflar kalan eşyalarını toplamaya başladı. İş yeri çalışanları enkazdan sağlam mallarını bulmaya çalıştı. Otelin bodrum katında deposu bulunan bir beyaz eşya mağazasının sağlam kalan ürünleri de çalışanlar tarafından çıkartılarak kamyona yüklendi. Otel enkazından geride kalan moloz yığınları da iş makineleri aracılığı ile kamyonlara yüklenerek şehir dışına çıkartılıyor. Bayram Oteli'nin enkazından çıkarılan gazeteciler de son yolculuğuna uğurlandı. Doğan Haber Ajansı muhabirleri Cem Emir'in cenazesi Tunceli'de, Sebahattin Yılmaz'ın cenazesi de Erzurum'da toprağa verildi. Sevgili izleyenler, Kayseri'nin en işlek caddesi olan Sivas Caddesi'nden fay hattı geçiyor. Bu sözlerin sahibi Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu. Halaçoğlu Meclis Bahçesi'nde TV1 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Havur'a yaptığı özel söyleşide Kayseri'nin deprem tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Bizim Kayseri'de de biliyorsunuz çok geçmişte tarih dönemlerinde önemli depremler oldu. Kayseri de tehlike altında aslında. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu böyle dedi. Kayseri'nin deprem konusunda tehlike altında olduğunu söyledi. Çarpıcı iddiasını sürdüren Halaçoğlu adres bile verdi. Fay kırıkları var. Sivas Caddesi'nden fay geçiyor. Düşünün Kayseri'de. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde TV1 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Havur'la yaptığı söyleşide açıkladı bu durumu. Yüksek binalar var. Ne kadar sağlam yapıldı, ne kadar yapılmadı. Deprem tehlikesi olan yerleri açıkladı. Kayseri tedbirini almalı dedi. Pınarbaşı'na, Tomarza taraflarına giderken fay kırıklarını zaten hepiniz görüyorsunuz. Yani bir ince bir tabaka, altında 2 metrelik taş tabaka, onun altı tekrar şey. Dolayısıyla oralardaki problemler, yine hemen organize sanayinin bulunduğu yerlerdeki bataklıkların üzerindeki binalar, bütün bunları düşünecek olursanız Kayseri'de tedbirini almak zorundadır. Kayseri'nin yapılaşmasında yanlışların olduğunun altını çizen Yusuf Halaçoğlu, olası bir depremde felaket olacağını savundu. Kayalık zemine ulaştık diye oraya varıp onun altını görmezden geldiğiniz takdirde, ki bunun raporlarının olduğunu zannediyorum ve ayrıca tekrar ilgileneceğim bununla ilgili de zaten. Şimdi
Eğer böyle bir durum sadece kayaya kadar inip birkaç metre sonrasında yapılan binalar varsa onun altı zaten toprak. Dikkat ederseniz şeyden geçtiğinizde Pınarbaşı'na doğru giderken işte Pazarören'in bu taraflarında işte Tomarza yolunun bulunduğu yerlerde çöküntüleri biliyorsunuz. Evet. Üstünde hemen toprak vardır, altında kay, altında tekrar yumuşak toprak vardır ve kaymaya çok müsaittir. Şimdi böyle bir ortamda yapılmış binaların olduğu yerlerde kesinlikle sağlamlaştırma veya sağlamlaştırmayla da pek kolay kolay elde durduramazsınız Allah korusun büyük bir depremde. Bunların hepsini göz önüne almak zorundayız biz. Halaçoğlu konunun takipçisi olacağını söyledi, ardından ekledi. Vali ve belediye başkanları ile görüşeceğini bildirdi. Ben o konuda iyi bir şimdi şey yapıyorum, araştırma yapıyorum. O araştırmayı tamamladığımda hem mecliste o konuda bir konuşma yapacağım. Yani gündem dışı bir konuşma yapacağım. Hem de durumu Büyükşehir Belediyesi ile, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve valiyle paylaşacağım.